Güzel yüzdüm tabii, o da öyle yani, aynı bozuk zeminden gelişen olaylar. Çünkü mesela diyor ki, bir resmini astım diyor, bir mermi çaktım, yaktım bir cigara diyor. Ya oradaki kültürün geriliği hemen dikkat çekiyor. Ve kadına bakışın, o kirli mi diyeyim, kirli demeyeyim de artık. Yani o yakışıksızlığı, bütün rahatsız ediciliği de görülüyor. Şimdi o hüzün şarkılarında da öyle işte, ayrılıp gittin, yaktın beni. Ve niye ayrılmış o çocuk, bir sorsana. Allah kurtarmış işte. Niye ayrılıp gitmiş, onu bir sorsana. İşte geri dön artık, geri dön. Adam niye dönsün yani, sen önce kendini değiştir. İslam'a, Kur'an'a dönsen, Allah'a teslim olsun, seni Allah döndürür onu. Eziyet görüyorsun çocuğu, tabii ki gider, ne yapacak senin yanında? Ya münafıksa gitsin. Niye peşinden ağıt yakıyorsun? Pislikse gitsin. Allah seni kurtarmış işte. Daha ne istiyorsun? Yandım bittim edebiyatına ne gerek var? Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Üzülmek şıksa hüzünlü şarkıların durumu nedir? Güzel yüzüm, doğru söylüyorsun. Onun ortadan kaldırılması gerekiyor ama bu Mehdiyet devrinde olur. Şarkılar hep sevgi dolu olacaktır Mehdiyet devrinde. Hep coşkuyu, hep aşkı anlatacaktır, hep tutkuyu. Hep pozitif, hep iç açıcı şarkı olacaktır. Böyle acı duyduğun şarkılar hiç duymayacaksın. Sanat değişecek, güzellik değişecek. Evler güzelleşecek, yollar güzelleşecek, bahçeler güzelleşecek. Güzelliğin dışında hiçbir şey görmeyeceksin. İnşallah cennet gibi bir ortam olacak. Allah sana da cennet nasip etsin. Cennette de seni bana kardeş etsin. İnşallah Rabbim. Evet, dinliyorum. Din ahlakını yaşamayın.